Sevgili dostlar, selamlar. Age of War 2'deyiz efendim, çağlar boyu savaşta. Bu sefer çağ atlamama challenge yapmayı planlıyorum kıymetli dostlar. Normal zorluk derecesinde oyunu oynayıp bitirmeye çalışacağım ama çağ atlamak yasak. Bakalım hiç çağ atlamadan oyunu bitirme imkanım olacak mı? Veya rakibe karşı direnebilecek miyim hiç bilmiyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım sevgili dostlar. Şimdi hemen şöyle bir oyunu durduralım. Oyunu durdurduktan sonra kameramın yerini bir ayarlayayım. Çok güzel, kameram iyi yerde. Kenarda biliyorsunuz sadece zamanı hızlandırma barı falan var. Müziği şöyle bir kapatalım ki herhangi bir telif sorunuyla karşılaşmayalım. Şimdi kral, nasıl bir başlangıç yapmak istiyorum? Biraz para istiyorum. Biraz para istememin yanı sıra bir de taret istiyorum ama bu taretin gıdaklamasından bu arada bizim bir imanımız gevriyecek. Abi 4 taret falan yapmamız lazım bu arada, net. Ya çok net yani, o taret sayısını arttırmadan biz hiçbir şey yapamayız. Mahvederler bizi. Yani karakterimiz vurabiliyor bu arada, yani savaşçılarımız falan dayanabiliyor, direnebiliyor. Tabii ki bu hangi çağa kadar böyle olacak inanın bilmiyorum. 4 tane falan böyle bir... dakika bir gol bir meteor ha. Meteor hoş olmadı. Meteor hoş olmadı hocam. Biz bu çağda kalacağımız için meteorları çok verimli kullanmamız gerekiyor. Acayip meteor kullanımına özen göstereceğiz. Zamanı şöyle bir 1.5x hızına alalım. Geliyor gelmekte olanlar, geliyor gelmekte olanlar. Biraz daha fazla gold kasma. Asker kestikçe daha fazla para alalım. Adam dinozor falan yolladığında meteor kullanmayı planlıyorum ki dinozor geliyor. Peki o dinozorun arkasına adam biriktirecek misin? Bu arada base'i iyi korumamız lazım. Base'in canı az olacak muhtemelen. Hadi bakalım, sana bir meteorla ben saldırayım. Yaklaşık bir 2000 altın elde etmeyi başardık. Bununla beraber ben ne istiyorum efendim? Hemen savaşçılarımın biraz daha dirayetli, biraz daha dirençli olmasını istiyorum. Biraz daha dirayet ve direnç. Bu arada bu tavuk sesi bize kafayı yedirebilir. Hani minikten böyle bir kafa sıyrılabilir. O konuda da elimden gelen en hızlı şekilde o tareti değiştirmeye çalışacağım. Ama taretsiz de olmuyor hocam yani. Taretsiz de maalesef. Hayatta kalma opsiyonumuz pek fazla mümkün olmuyor. Zamanı iyice yavaşlattım ve herif çağa bastı. Satarsam 2300'lüğü koyar mıyım? Koyarım. Bir skill daha yapıştıralım. Biraderim bu arada bir önemi yok. Yani çağ atlamayacağım için gerçekten bir önemi yok. Hemen şuradan taretlere de böyle minimal bir buff veriyorum. Diğer adamlara da minimal bir buff veriyorum. Ve zamanı hızlandırıyorum yavaştan. Arkadaşlar videoya güzel bir beğeni atarsanız çok çok sevinirim. Ayrıca kanala abone değilseniz, abone olursanız da müthiş olur. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Bakalım ilkel çağda kalarak ne kadar dayanabileceğiz. Yani böyle bir kazanma ihtimalim var mı? Düşünmüyorum açıkçası kazanma ihtimalimin olduğunu. Ama kolay kolay da teslim olmayacağım şimdi. Onu da bir söyleyeyim. Kolay kolay teslim olma niyetinde değilim. Adam bize kaç çağ fark takar, ne yapar, ne eder bilmiyorum. Hemen bir meteor daha. Meteorları çok mu üstün körü kullanıyorum acaba? Onu da bilmiyorum ki. Efendim hemen ikinci bir kule istiyorum. Bu ikinci kule için 2300 lazım. Buradaki kule vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Base'imin canına dikkat etmem lazım. Base'imin canına dikkat etmezsem yandım. Adam Spartalı çağında. Bir şey söyleyeyim mi? İkincisini koysam bana zarar dahi veremez. Yani zannetmiyorum. Ziyetan hoş geldin. Challenge'ımız var bugün efendim. Evet. İlkel çağda mağara adamı olarak direnmeye çalışacağız. Çağlar boyu savaş 2 oynuyorum ama çağ atlamak yasak efendim. Oynadığımız bu challenge'da. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Hop hop. Base'e çok vurma. Aman diyeyim çünkü base'e vurduğu an
Bizim orayı geri toparlama şansımız yok. Sana atlamamanın belli bir bonusu var mı acaba? Onu merak ediyorum. Ya da şey mi, hani bu bar tamamıyla dolduğunda beni çağ atlamak zorunda bırakacak mı? Zoraki bir çağ atlama durumum söz konusu olacak mı? Onu da merak ediyorum. Mağara adamlarıyla oyun kazanmaya çalışacağım. Yan taraf kalabalıklaştığı an kullanacağım meteoru. Meteoru sürekli olarak kullanma gibi bir niyetim yok. Abicim o ne? Gelen adam tehlikeli. Mısır çağına geçti bile. Arkadaşlar şu an aramızda 3 çağlık bir fark var elemanla. Adam bana 3 çağ takmış vaziyette hocam. İyi biriktiriyorsun. İyi biriktiriyorsun ama dert değil. Ben çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Şeyler çok güzel çalışıyor bu arada. Biraz boş kullandım gibi ama hemen gelen parayı fulleyelim. Gelen parayı fullemek bizim için önemli. Dinozor adamı da açalım. Çağ basmıyoruz kesinlikle. Bakalım şeyi merak ediyorum. Bizim kuleler bunlara ne kadar hasar verebilecekler? Mutlaka kendi base'imizde dövüşmemiz gerek. Aksi takdirde adamlar bizi yer, çiğner, tükürür. Parasal anlamda farkındaysanız o kadar büyük bir sıçrama yaşayamadık. Oo. Base'e vurmamalı. İyi vuruyor, iyi vuruyor. Şu at arabaların sayısı artsa doğrudan bir meteor çakacağım da bence at arabalarının sayısını arttırmayı beklemeyelim. Doğrudan bir çakalım. Ya gayri ihtiyari tıklayıp şey yapacağım diye endişeleniyorum ya. Çağ atlayacağım diye endişeleniyorum böyle. Adamlar bizden bu arada bayağı bir önde. Şimdi hemen şöyle 3. kulenin hazırlıklarına girişelim. Ve bar dolmak üzere. Bar dolmak üzere değil, doldu. Adamlar herhangi bir şekilde bunlara direnememeye başladı bile. Yarım can vurmaya falan başladılar. Peki. Hemen 2300'e bir tane daha kule dizdim. Bakalım 3 kule burayı halledebilecek mi? Daha kulelerin upgrade'i tam değil. Tamam, 3 kule güzel iş yapıyor. Aa, çok iyi. Şu arkadan ok sıkanlar şey yapmasa var ya. Aa! Ulan bizim base'e niye vuruyorsun? Terbiyesiz. O base'in canını doldurmanın bir yolu olsa keşke. Size bir menzil verelim. Bir taret mesafesi. Adamlar geldi mi iyi geliyor. Hemen bir de tarete damage. Zamanı şöyle bir 2x hızını aldım. Arkadaşlar adamlar bize 3-4 çağ fark takmış vaziyette. Ama bizim kuleler adamları gayet güzel bir şekilde temizliyor. Eyüp selamlar, hoş geldin. Sakin olalım. Okçu gelmediği sürece problem yok. Ya base'imin canını çok iyi korumaya çalıştım.
Güzel vuramıyor. Aa çekti attı oku. Ölmeden oku çekip atıyor abi. Şöyle bir zamanı yavaşlatalım. Piyadelere bir dal daha dayanıklılık verdim. İyi adam birikti. Bir meteorla temizleyelim şurayı. Biz o base'e biraz zor gideriz abi. İşimiz çok zor. Selamlar sevgili Erkan Har, hoş geldin. Şimdi... Yani son kademe mağara adamlarıyla robot falan döveceğiz bu gidişle. Biraz daha ofansif mi oynamak gerekiyor acaba bilmiyorum ki. Mesela mağara adamlarının arkasında giden elemanları iyice upgrade'ledim. Artık çok daha uzaktan vurabiliyorlar. Aa tamam 1'e 3 olmuyor gene 1'e 2. Senin o Grifon binicilerini ben bir yiyeyim burada. 1'e 2 1'e 2. Sakinim. Halledemeyeceğim bir şey yok. Mağara adamlarımı iyice kuvvetlendirdim. Birader adamlar artık top tüfek çağına geçti be. Şu meteoru çok zamanlı kullanmak lazım. Tizimpaf 18. ayında. Tizimpaf hoş geldin. 18. ayın kutlu olsun. Bu arada ekrandan gözümü bir ayırmamaya çalışıyorum. Çünkü ekrandan gözümü ayırdığım an gerçekten... Durum sıkıntıya girebilir. Yani adamların gelip burada tüfek basması başlı başına bir sıkıntı zaten. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Mağara adamı falan demeyin ha. Dövüyoruz adamları. Düzenli orduyla gittiğimiz zaman mağara adamları tüfekli adamların canını okuyor. Kill alıyor. Biraz base'i bitir daha tüfek yedik. Çok skill basıyorlar be. Aa top geldi. Umduğum parayı kasamıyorum bir türlü. Ya şu tüfekliler vurdu mu base'e vuracak olmasa salacağım mesela da. Bak burayı salabilirim. Çünkü o topun vuracak base'e. Topun base'e vurabileceğini düşünmüyorum diyecektim. Öyle bir vurdu ki. Bak bence itmeye oynamayalım. Sıkışık zamanlarda sadece bir tane piyade basalım. Piyade direnebildiği kadar dirensin. Sıkışık zamanlarda sadece bir piyade. Burada gerekli. Burada meteor gerekli. Sen o kadar atlı topçu falan basarsan burada o meteoru kafana yersin. Burada o meteoru kafana yemekle kalmazsın. Bununla beraber taretlerin sayısını mı arttırmak lazım acaba? Yani son kuleyi kurdum lan. Maksimum seviyeye getirdim burayı. Hadi bakalım. Bu arada sakin oynayabilirim. Atlı base'e ulaşabilir bu arada. Normalde taretleri son kademeye getirmeyi planlıyordum ama silahlı çağa geçti. Aman diyeyim dostlar, aman diyeyim adam artık silahlı çağa geçti. Mermili mermili geliyor böyle, mermiye kafa atan. Püskürtecektim az daha ziyesen. Aşkım şey var, burada var istersen.
Mermiye kafa atan mağara adamları var. Biraz böyle bir parasal durumumuzu şenlendirelim. Tank falan gelirse direkt meteor basacağım zaten. Dördüncü kuleyi de kurduğum. Hepsi artık eş zamanlı olarak sıkacaklar. Abi tek sıkıntı ne biliyor musun? Bunların mermileri kaleye işleyip delik deşik edebilir kaleyi. Yani mutlaka adam ölmeden ardına birinin çıkması gerekiyor, anladın mı? Allah'ın sana tank. Allah'ın sana tank. Hadi bakalım. Eyvahlar olsun diyorum hocam. İyi bari tankı kapıya dayamalarına rağmen pek bir şey yapamadılar. Bizim kesinlikle bir şeye ihtiyacımız var. Paretlerin ekstra mesafeye ihtiyacı var şu an. Gene tank geliyor. Adam basana kadar var ya, çok riskli hamle yaptık orada. Adam basana kadar bunlar kuleyi elimize verebilirdi. Ama o kule menziline de ihtiyacım vardı. Aman abi. Ahanda robot çağına geçtiler. Bir mağara adamı olarak ne kadar direnebiliriz onu gerçekten öğreneceğiz artık. Korkunç güçlüler bu arada ya. Yani bizim eldeki adamların hiç şansı yok burada. Abo, gene kaya ata ata bir şekil durduruyoruz da elemanları. Arkaya bayağı bir adam steklemem gerekecek. Arkadaşlar kötü haber, meteor bile zarar vermiyor adamlara. Adamlara meteor bile zarar vermiyor. Kuleleri full upgrade'e getirdim. Robotlar tek ata ata geliyor. Sıçtığımızın resmidir. Sıçtı Şakir. Bez getir. Erken sıçtı. Tez getir. Eyvah. Hayır 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 hayır. Hiç olmaması gereken bir şey oldu ama artık bütün felaket senaryolarından kurtulduk. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü artık adamın kullanacağı skill kalmadı. Kullanacağı skill kalmadığı için... Birader adamlara meteor da etki etmiyor ki. Artık adamların kullanacağı skill kalmadığı için... Oldukça rahatız. Eyvah, adam robot getirdi Beyza ya. Adam Beyza robot getirdi abi. Sevgili dostlar, bu arada ben çok güzel direndiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım ama adamlar robot getiriyor be. Adamlar robot getiriyor lan. Ve kuleler olmasa var ya, kalıbıma sıçarlar, bir şey diyeyim mi? Ya ben buradan fight'ı teslim etmem. Abi sıfır bu arada. Adamlara hasar verebilme opsiyonumuz sıfır.
Sevimlilik full ama damage sıfır abi. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle mağara adamlarıyla beraber kaya fırlatanlarla birader belki kaya fırlatmak suretiyle arkadaşlar yaşayamıyoruz. Yani ölmüyorum tabii ki ama buna da yaşamak denmez, aynen öyle. Mağara adamlarının direnişi efendim. Dinozorum hiç upgrade'li değil bebeğim, sıfır. O yüzden dinozoru biraz güçlendirip öyle çıkartmam lazım. Aslında dinozoru gayet de sahaya sürecek ortam var. Ama dinozor çıkana kadar benim base patlamazsa. Dinozorların cooldown'ını hesap etmek lazım. Adamları meteor yağmurundan tuttum bu arada. Yalnız adam dinozorları hesap ederek yollamak lazım. Direniyorlar bu arada ve canım gerçekten çok az. Abi. Mümkün değil ya. Arkadaşlar meteorlar adamlara işlemiyor bu arada. Böyle bir atış gücüne nasıl direnebilirim ki? Adamlar son vuruş ustası gibi. Kardeşim meteor yemiyor, yemiyor. Arkadaşlar dinozorları son seviyeye getirdim. Bir dinozorlarla vuruşmayı deneyeceğim onlarla ama olmuyor abi. Dinozor artı arkasına taş atan. Aa, taş atanın mesafe iyiymiş. Abi bir dinozor iki taş atan. Ya da mesafe iyi değil, hepsi base'e doğru geldiği için böyle oluyor, bilmiyorum. Abi biz burada savaş veriyoruz da ne bir adım ben ilerleyebiliyorum ne o gelebiliyor. Ve artı 10 bin param oldu. Efendim full artı full upgrade'e eriştik. Ama ne yazık ki mağara adamlarının robotları yenmesi mümkün değil sevgili dostlar. Evet biz de ölmedik ama yani yaşıyor da sayılmayız. Çok küçük bir can değerimiz var. Şimdi iki alternatifimiz var. Çağ basarak oyunu bitirebilirim. Ve çok rahat bir şekilde robotları elek edebilirim. Ya da sözümüzde durup böyle sonsuza kadar direnebiliriz. Videonun konseptinden şaşmayalım. Normalde çağ bassam oyunu çok rahat bir şekilde bitirebilirim ama efendim videomuz yaklaşık 25 dakika olmuş. Hani yenilmeyeceğime hepimiz kanaat getirmişizdir diye tahmin ediyorum.
Baktığınız zaman oldukça rahat bir şekilde taretlerle beraber ezebiliyorum düşmanı. Ama kapının önünden de bir adım ilerleyemiyoruz. Ve göklerden gelen saldırılarla falan ne kadar ilerlemeye çalışsak da pek bir fayda etmiyor. Elimi bir tuşuna basılı tutup devam edeceğim hayatıma. Düşmanın base'ine bir çizik bile atamadım bu arada ve adamlar lazer silahıyla falan bekliyor. Peki. Şöyle yapalım. Aynı şeyi izlemenin bir anlamı yok. Robotlarla savaşırken ne kadar hızlı çağ basabileceğim? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya illa kazanmama gerek yok da videoyu nasıl sonlandırmalıyım gerçekten onu bilmiyorum. Düşmanda 10K'lık yok sevgili Ziyansev. Kuleye temas etsek kazandık sayalım da. Ama kuleye temas edemezsin bu arada. Ya bu çağda o kuleye temas etmenin imkanı ihtimali yok. Şöyle geliştirelim videonun konseptini. Bir ileriki çağda ne olacak acaba? Arkadaşlar bu arada çağ full dolu geliyor. Farkında mısınız? Bakın. Tek tık. Hadi o zaman bakalım yani. Spartalı çağında neler olacak? Yunan hoplitler karşıyı delebilecek mi? Bana böyle çok bir ilerletme şansımız var gibi gelmiyor ama. Yok abi, hoplitler de aşağı yukarı aynı galiba. Şöyle bir karakter açalım. Dev kalkanlıların arkasına basayım şeyleri. Arkadaşlar ilginç bir şekilde ilerleyebiliyoruz galiba. Yok abi ilerleyemiyoruz. Yani robot bastığı an robot bütün her şeyi temizliyor. Dev kalkanlı hoplitler de işe yaramıyor bu arada. Peki yıldırım ne kadar etki ediyor? Abi robotu çizemedik bile. Ya o kadar fazla çarpması gerekti ki. Abi bu arada çağlar full geliyor. Farkında mısınız? Ne kadar XP kastıysak biriktirip çağlar full geliyor. Hadi bakalım Mısır çağında bir şeyler yapabilecek miyiz? Ben sana bir şey diyeyim mi? Çağ ne olursa olsun durum aynı. Yani oyunu kazanmak istiyorsak şayet en son çağa geçiş yapmamız lazım. Arkadaşlar, tek tıkla istesek bu son çağa geçermişiz var ya. O zaman robotu açıp gene dayanamadım ya. Gene dayanamadım abi. Dur lan robot değil. De neyse. Gene dayanamadım abi. Gene dayanamadım. Yani oyunu kazanacağım diye gene son çağa geçip bunları bastım. Bu üçünün kazanamama ihtimali yok zaten ama bence güzel direndim. Bence güzel direndim. Yani çağ atlamanın yasak olduğu challenge'ı ben başarıyla tamamladım diye düşünüyorum ya. Ha sadece videonun sonuna doğru yenilgiyi hazmedemiyorum. Ne yapayım? Videonun sonuna doğru yenilgiyi hazmedemediğim için çağ basıp adamın eline verip gidiyorum. Ya bu arada burası garanti yeter. Ben dördüncü robotu bile çıkarabilecek güçteyim şu an. Lazerler falan bunlara etki edemiyor. Ha ama düşman eğer şey basabiliyor olsaydı dev robot muhtemelen bizi yerdi. Evet. Sevgili dostlar, kıymetli vaktinden ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkür ediyorum efendim. Çağlar boyu Savaş 2'den bu videoluk bu kadar.
Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.